Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının ikinci gününün üçüncü videosundayız. Bugünü bu videoyla bitiriyoruz. Birim çember ve trigonometrik fonksiyonları anlatıyorduk şimdi son kısımdayız. Örnek 14'te kalmıştık kitabımızda da hemen şöyle bakalım sayfa numarası 12, 13 ve 14'ü anlatacağız ve bu olayı bitireceğiz. Yani birim çember ve trigonometrik fonksiyonlar olayını bitireceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 14'te kalmıştık. Şimdi bize 20 derece vermiş ve bu dik üçgenin alanı soruluyor. Bu dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Ama hocam trigonometrik bir değer yok. Trigonometrik bir açı yok burada. Birim çemberde trigonometrik açıyı biz nasıl buluyorduk? Böyle merkezden çıktığı zaman buluyorduk değil mi? Merkezden çıkan açı yoksa sen oluşturacaksın ki çemberdeki bizim en etkili silahımız yarı çap. Yarı çap çizmek kardeşim. Bunu unutma. Evet hadi geometri bilgimizi konuşturalım. Hocam buradan o zaman bir merkez açı falan oluşturalım. En güzel silahımız en etkili silahımız yarıçap. çap. Abi öyle rastgele mi çizeceğiz? Hayır. Çember üzerindeki noktaları çiziyorduk. Bak C noktası var. Bunu böyle çizince. Hocam bu da yarı çap, bu da yarıçap. Yani bir birim bir birim. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar. 20 ise burası da 20'dir. Hocam 20 20 40 buraya ne kaldı? 140 derece kaldı. Şimdi ben buradaki uzunluğu ve bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Arkadaş C noktasının bak Koordinatlarına bak. 140 derecelik açıda şu birim çemberde gösterilen yer. O zaman burası kosinüs 140'a sinüs 140 değil midir? Hani CS şeklinde yazılıyordu burası. Evet. Kosinüs 140'a sinüs 140'tır buradaki nokta. E o zaman buradaki buradakinin apsisi kosinüs 140. Buradakinin ordinatı da sinüs 140 derecedir. E o zaman arkadaş dikkat et. Bu uzunluk ne olacak? Kosinüs 140 olacak? Hayır. Mesela burası eksi 3 olsaydı uzunluğa eksi 3 mi diyecektin? Tabii ki hayır. Kosinüs 140 bak burada negatif sayıyla eksiyle çarpılmışı uzunluk değeri yapacaktır. Yani buradaki uzunluk değeri eksi kosinüs 140. Hocam nasıl negatif olur bu? Hayır. Kosinüs 140 negatif ya. Eksiyle çarpılmışı zaten pozitif yapıyor. Bunu söylemiştik. E hocam şu uzunluk lazım bana. Bu uzunlukta arkadaşım şu uzunluğa eşit. Sinüs 140'a eşit. Yani burası da direkt sinüs 140. Zaten pozitif olduğundan herhangi bir sıkıntı yok. O zaman üçgenin alanı nedir? Taban dediğimiz burası 1 artı eksi kosinüs 140. Yani 1 eksi kosinüs 140 çarpı yükseklik. Yükseklik de sinüs 140 bölü 2 olacaktır dostlar. Evet cevap bu. Aslında böyle birinci bölgede de yazabiliriz açıları, ama onu da indirgemeyi öğrendikten sonra yapacağız. Şu an cevabı bu olduğunu bil senin için yeterli. Güzel bir soru. Ama çemberdeki etkisi an da. Yarı çap olduğunu unutma. Geometri bilgini de katacaksın buraya. Şekil adı göründüğü gibi. Evet geldik örnek 15'e. Çeyrek çember verilmiş ve AK Ali Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş açı verilmiş ama birim çemberi kullanacağım ben burada. Şimdi AK uzunluğunun eşitliği de trigonometrik değerlerle bulacağım ya. E ben trigonometrik değerlerde şunu biliyorum. Merkezden çıkan açı olması lazım. O yüzden hem bu mantıktan dolayı hem de çemberdeki en etkili silahımızın yarıçap çizmek olduğunu bildiğinden dolayı daha doğrusu öğrendin artık hocam yarıçap çizelim öyle kafamıza göre buraya değil buraya değil çember üzerindeki noktaya bak buraya çizeceğim ama yarıçapı çizdin ya yarıçapın eşit olduğunu göster kardeşim e hocam burası da birbirin, burası da birbirim olduğu için bunlar birbirine eşit aa ne çıktı burada 66 66 ikiz kenar 66 66 132 buraya kaç kaldı 48 kaldı e burası 48 ise olay bitti çünkü benden şu uzunluk isteniyor Arkadaş bu açı 48 derece ise P noktası ne yaptı? Sinüs değil CS şeklinde yazılıyordu. Kosinüs 48'e sinüs 48'dir. Yani sen şöyle yaptığın zaman buranın kosinüs 48 olduğunu buranın da sinüs 48 olduğunu biliyorsun. Sinüs 48 burası. E bana burası lazım zaten. Şunun tamamı da 1 değil mi? Evet. Yani x artı sinüs 48 eşittir 1 ise x de böylelikle bak benden şu uzunluk isteniyor. 1 eksi sinüs 48'e eşit olur. Cevabımız 1 eksi 48 oldu. Evet böyle trigonometrik değerlerde açı lazım olduğu zaman merkez açı lazım olacak bana. Şu merkez açıyı yazınca da P noktası yazmayı da ihmal etme tamam. Geldik bir sonraki soruya. Evet geometri bilgimizi konuşturmaya devam ediyoruz. Arkadaş alfa var burada. Sana tavsiyem. Dük üçgende biliyorsun. Daha doğrusu üçgende benzerlikte biliyorsun. Alfa burada diye sadece buradaki alfaya takılı kalma. E hocam 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa benzerlikte de hep söylüyoruz zaten. Burası da 90, burası da 90 ya. Dal alfa beta diyoruz. Alfa 90'sa sıradaki beta. Alfa tamamı 90'sa sıradaki beta. Beta 90'sa burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Ve hatta şu bizim yarıçapımız değil mi? Evet hocam bu bizim yarıçap. Hocam bu da yarıçap. çap. Aa, şurası da bir birim, burası da bir birim. Yani şunlar şunlar birbirine eşit. Hocam iki üçgen benzer ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğu için bunlar eş üçgen oldu. Şimdi benden taralı alan isteniyor. Tamam P noktasına bak. Buradaki P noktası normalde ne? Alfa derecelik açı ya. Cos alfa ya. Sin alfa değil mi? Evet. Yani şurası kosinüs alfa. Burası da sinüs alfa olduğunu biliyorum ben. Buradaki alfaya bakaraktan dolayı. E hocam şunların da eş üçgen olduğunu biliyorum. Alfanın karşısı sinüs alfa ise alfanın karşısı burada da sinüs alfadır. Eş üçgenlerde aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Beta'nın karşısı kosinüs alfa ise beta'nın karşısı kosinüs alfadır. Bitti gitti. Benden bu pembe boyalı bölgenin alanı isteniliyor. Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Alan kısmı en basit kısmıdır. Yani sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 bana alanı verir. Yine geometri bilgimizi konuşturduk galiba. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıda verilen birim çemberde o abi üçgeni gösterilmiştir. Evet arkadaşlar. Şöyle alfa esas ölçüsü. Burası alfa ise B noktasını ben yazabilirim. Cos alfaya ya sin alfa değil midir burası? Evet. Yalnız dikkat et. Şöyle yapacak olursak hop şunu şöyle çizecek olursak buradan da bunu böyle çizecek olursak hocam burası nokta olarak kosinüs alfa burası da nokta olarak sinüs alfa değil mi? Evet. Şimdi burası nokta olarak kosinüs alfa ise ben bu uzunluğun ne olduğunu biliyorum. Kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Bak uzunluk olarak kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kosinüs alfa ne burada pozitif bir değer hocam, uzunluk da pozitiftir. Şimdi buraya ben sinüs alfa dedim mi? Dedim. Burası nokta olarak sinüs alfaysa bu negatif bir değer. O zaman bu uzunluk eksi sinüs alfa'ya eşit değil midir? Evet. Yani burası sinüs alfa'ya eşit oldu. Şu uzunluk arkadaşım bak, şurası yükseklik sinüs alfa'ya eşit oldu. Ama eksi sinüs alfa'ya eşit oldu. Evet. Şimdi bakalım şuraya. Arkadaş OAB üçgenin çevresi 2 tanjant alfadır. OAB üçgenin çevresi. Arkadaş burası bir birim. Şurası da bir birim. E zaten şuradaki uzunluk da var böyle. Değil mi? Buradaki uzunluk da var. Buradaki uzunluğu da bulmamız lazım bizim. Bu uzunluğu da bulurken işlem yapacağız ama iki tanjant alfa olmadığı belli de hadi biz yine de gösterelim. Şu uzunluğu da bulalım. Bu uzunluğu ben nasıl bulacağım şimdi? Sinüs ve kosinüs cinsinden bulmaya çalışacağım. Bak şimdi. Arkadaş şu alfa cinsinden bulalım. Burası sinüs alfa. Tamam. E burası da kosinüs alfa olduğundan buraya bir eksi kosinüs alfa mı kaldı? Evet. Şuraya da ben bir a diyeyim. A kare neye eşittir arkadaşım? A kare şunun karesi artı bunun karesi. 1 eksi kosinüs alfanın karesi artı eksi sinüs alfanın karesi. Tamam. Böylelikle a uzunluğunu bulur muyuz? Buluruz. A kare eşittir. Birincinin karesi 1 bir, eksi. Birinci ile ikinci çarpın iki katı 2 kosinüs alfa artı ikincinin karesi kos kare alfa artı sin kare alfa yaptı burası. Hocam şu zaten 1 yaptı. Yani a kare neye eşit oldu? 2 eksi 2 kosinüs Alfa'ya eşit oldu. Hmm. Arkadaş A da buradan ne eşit oldu? Kare küçüğünde 2 eksi 2 kosinüs alfaya eşit oldu. E bana diyor ki o üçgeni üçgenin çevresi 1 burada 1 burada. Burası da şey çevreye bakacak olursak 1 artı 1 artı kök içinde 2 eksi 2 kosinüs alfa yaptı. Bu değer 2 tanjant alfaya eşit mi? 2 tanjant alfaya eşit değil arkadaşlar. O yüzden birincisi yanlış oldu. İkincisine bakalım. O a-b üçgenin alanı sinüs alfa bölü 2'dir. Bakalım gerçekten o a-b üçgenin alanı öyle mi? Arkadaş taban birken yüksekliği eksi sinüs alfa değil mi? Aynen öyle. O zaman ikinciye bakarken alan ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 çarpı eksi sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Yani alan eksi sinüs alfa bölü 2'ye eşit oldu. Sinüs alfa bölü 2 demiş. O zaman bu da yanlış. Eksi sinüs alfa bölü 2 olması lazım. Üçüncüye bakalım. O A kenarına ait yükseklik. Evet. O A kenarına ait yükseklik eksi sünüs alfadır demiş. Yani üçüncü doğru oldu. O zaman cevap ne oldu? Yalnız üç. Yalnız 3'e eşit oldu arkadaşlar. Evet. Yine sanki biraz geometri bilgisiyle konuştuk mu? Geometri bilgisini konuşturuyoruz zaten her zaman. Neyse devam. 18 sorudayız. O DBE üçgeninin alanından bahsetmiş bize. Bak sen şu işe. Hadi bakalım. Şimdi neler verilmiş? Arkadaş bununla bu birbirine paralel verilmiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız diye ben bangır bangır her zaman bağırıyorum değil mi? Geometri anlatırken de. E ne paralelse burası 90'sa. Çünkü x ve y ekseni dik kesiyor. Şöyle z'den dolayı burası da 90. Yani şurası da 90 oldu mu arkadaşlar? Evet. Şimdi burası 90. Eyvallah. Alfa verilmiş. Eyvallah. Ama hocam böyle kosinüslü bir diğer yazacağım. Bana ne lazım? Hani birim çemberde merkezden çıkan bir açı lazım. Ve çemberdeki en etkin silahım böyle yarı çap çizmekte değil mi? Evet. O zaman yarı çap çizelim. Al sana yarı çap. Bak. Hocam çember üzerindeki noktaları çiziyor. Öyle kafamıza göre değil. Buraya değil. Buraya çizdik. Ya da bak çember üzerindeki nokta bu. A hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. 1, bir, bir. E ikiz kenarda çizilen yükseklik ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. Çok güzel. Ben şimdi şuradaki uzunlukları bulursam arkadaşlar taban çarpı yüksek bölü 2'den sonuca ulaşırım. Ama ben birim çember üzerindeki açıya bakaraktan bir şey yapacağım ya. Hocam alfalı da yazarım aslında. Bak burası da bir değil mi? Evet. Alfa ise burası da alfa buraya 180 eksi 2 alfa kaldı diyebilirim. Ama 180 eksi 2 alfa ile uğraşmak istemiyorum. Ben şuradaki açıya böyle bir beta açısı diyeyim. Buradaki açı betayken buradaki y e noktası ne oluyordu? Kosinüs beta'ya sinüs beta olmuyor muydu arkadaşım? Evet. Yani şöyle geldiğin zaman hocam buradaki uzunluk kosinüs beta. Buradaki uzunluk da sinüs beta olacak. E arkadaş şurası kosinüs beta ise yukarısında kosinüs beta oldu. Hocam burası da o zaman kosinüs beta. Çünkü bunlar birbirine eşit. Şu sinüs beta yani burası da sinüs beta. Ana bunun tamamı bir değil miydi? Bana yükseklik lazım. Hocam birden sinüs beta'yı çıkartırsam burayı çıkartırsam burayı bulurum. Bir eksi sinüs beta yaptı burası. Bak Üçgenin alanı verilmiş bana. Bu verilmiş. Alanı yazalım. Taban dediğimiz 2 kosinüs beta çarpı yükseklik dediğimiz 1 eksi sinüs beta bölü 2 değil mi? Bölü 2'ler nanay. O zaman kosinüs betayı dağıtayım böyle. Alan dediğimiz şey aslında kosinüs beta eksi kosinüs beta çarpı sinüs betaya eşit oldu. Aa hocam bu alan buna eşit. Bak kosinüs 18 eksi. Kosinüs 18 çarpı sinüs 18. Kosinüs beta eksi. Kosinüs beta çarpı sinüs beta eşitse. Beta buradan kaç çıkar o zaman? 18 çıkar. Olay bitti. Beta 18 derece ise dostlar. Burası 18 tamamı 90 buraya kaç derece kaldı? 72 derece kaldı. Ve şu üçgen bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. Çünkü niye? Bunun da tamamı bir olduğundan ikizkenar üçgen oldu. Tepe açısı 72 derece olan bir üçgenin taban açıları kaç oluyor? 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl. 54 54 olacağından dolayı alfayı da böylelikle ne buluruz? 54 derece buluruz. Yine geometri bilgisini konuşturduk mu burada? Evet. Geometrisiz bu iş. <laughs> Geldik 19'a. Örnek 19'da da. Tamam bu kolay canım. Birim çember mi bu? Evet birim çember. Yarı çap bir birim olan çember. Burası da bir birim. Hocam şöyle alfaya baktığım zaman burada kaçını? Burası ne yapıyordu? kosinüs alfa yapıyordu. Şöyle geldiğinde burası da sinüs alfa yapıyordu. Yani şu uzunlukta sinüs alfa yapacak. E burada ka ve pe şunlar birbirine paralel verilmiş. 90 derece. E hocam burası bir birim ya. Hocam bu x eşittir bir doğrusu. x eşittir bir doğrusunda alfa değdiği zaman şuradaki değer şu uzunluk neye eşit oluyordu? Tanjant alfaya eşit olmuyor muydu? Evet. Tanjantın tanımı zaten bu. E şimdi benden bu yamuğun alanı isteniyor. İstersen aşağı şey şöyle yapabilirsin. Hocam büyük dik üçgenin alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkartayım diyebilirsin. Ama uzatma kardeşim. Bir yamuk mu bu? Yamuk. Yamuğun alan formülünü alt taban artı üst taban. Yaz kardeşim. Tanjant alfa artı sinüs alfa. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de burası. Hocam yükseklik ne? Tamamı bir. Burası kosinüs alfa ise buraya da bir eksi kosinüs alfa kaldı. O zaman bir eksi kosinüs alfa bölü 2. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'yi yazdık arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Bunu düzenleyeceğiz. Ya da düzenlenmiş hali zaten bu şekilde cevaba bakıyoruz. Tam da bu sorum zaten bize. Düzenlenmiş halini ilerleyen zamanda zaten yapacağız arkadaşlar. Onu da göreceğiz. Bunun da en sade şekli gelecek. Onları da zaten zamanında çözeceğiz. Tamam. Evet cevap bu yaptı kardeşim. Yine geometri bilgisi. Geldik şuraya. Örnek 20'ye. Tamam alfayı ben biliyorsam arkadaş burası alfaysa a noktası hani kosinüs alfaya sinüs alfaya. E tamam arkadaş. Şöyle geldiğin zaman burası kosinüs alfa. Bak 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 bak. Düzgün çiz Kenan Hoca. Sen düzgün çizmiyorsun. Burada en düzgün çizen, yazan sanki Mert Hoca ya, Ay, SML Hoca da çok güzel yazıyor ya. Aralarında en çirkin yazan benim vallahi. Kusura bakmayın. Neyse burası nedir? Kosinüs alfa. Hocam burası nedir? Sinüs alfa. Yani dik yamuktan dolayı şöyle bir dikdörtgende oluşmuş oldu burada. Çünkü 90 burası, 90 burası. Çünkü x eşittir 1 doğrusu ya bu. O yüzden e buradan da dik çizdim zaten. Dikdörtgen oluştu. E tamam burası sinüs alfa ise burası da sinüs alfa uzunluğuna eşit oldu. Çünkü şöyle baktığın zaman şu uzunluk sinüs alfa eşit ya ondan dolayı burası da sinüs alfa oldu dikdörtgenden dolayı. E hocam burada bir yine yamuk var alt taban lazım bana. Alt taban kaç? Birim çemberden dolayı yarı çap uzunluğu 1 olduğundan dolayı 1. Üst taban kaç? Hocam şurası tamamı 1. Burası kosinüs alfaysa buraya 1 eksi kosinüs alfa mı kaldı? Evet. Burası da bir eksi kosinüs alfa kaldı. Ve yamuğun alanını bulacağız kardeşim. Bizden bunun alanı isteniyor. Bunun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. Alt tabanımız 1 artı üst tabanımız 1 eksi kosinüs alfa. Çarp yükseklik yüksekliğimizde sinüs alfa. bölü 2 bana sonucu verecektir. Yani bu da 2 eksi kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 mi yapar? Evet gençler cevabımız bu oldu. Örnek bulduk. Geldik örnek 1'e. Şimdi aşağıda O merkezli birim çemberin dörtte birlik kısmı gösterilmiştir. Birim çember yarıçapı kaç birim arkadaşım? Bir birim. Bize diyor ki C noktasının apsi tanjant alfadır. Bak atlama sazanlık yapma. C noktası hocam. A bu kosinüs ekseni bana kosinüsü verecek böyle apsisi. Ya e pardon kotanjant ekseni. Kotanjantı verir buranın apsisi. Dema öyle. Niye? Alfayı burada mı vermiş? Yo. Alfa burada olsaydı evet bu açının tanjantı. Karıştı tanjant kotanjant. Kot, pardon kotanjantı. Bu açının kotanjantı burası yapar değil mi dostlar? E o zaman alfayı başka yerde verdiyse ne yapacağız? O zaman bizim eski hikayeleri kullanacağız. Hani karşı komşu sinüs karşı bölü komşu demek. Kosinüs komşu bölü. Ay sinüs karşı bölü komşu derim değil mi ben? Olur mu öyle şey? Tüh bana. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Tanjant karşı bölü komşu. Kotanjant da kola başlıyor. Komşu bölü karşı. O hikayeleri kullanacağız. Öncelikli olarak şuradaki 90 dereceleri yazalım o zaman. 90, 90. Hocam bak burası da 90. X eşittir 1 ile Y eşittir 1 doğrusun kesişimi. Yani şurası da 90 yaptı. Benden C noktasının apsisi isteniyor. C noktasının hapsi isteniyorsa arkadaşlar. Yani şöyle çizdiğimde şu uzunluk isteniyor. O zaman ben benden bu uzunluk isteniyorsa. Alfa da burada mı? Burada. O zaman ben nereye bakacağım kardeşim? Şu dik üçgene bakacağım. Hocam bu dik üçgene baktığım zaman. Şurası kaç? Burası bir birim. yarıçaptan dolayı. Ve benden şu soru işareti olan yer istemiyorum. Şimdi alfayı işin içine katacaksın. Soru işaretini işine, içine katacaksın. Bir de biri işin içine katacaksın. E o zaman ne var burada? Alfanın bak dik üçgen ya burası. Hocam alfanın bak hipotenüs burası. Karşısı var bir de komşusu var. E karşı ve komşu deyince aklına ya tanjant gelir ya da kotanjant gelir. O zaman tanjant alfayı yazalım. Tanjant alfa neye eşit? Karşı bölü yani soru işareti bölü bir değil midir? Evet. O zaman soru işareti dediğimiz tanjant alfaya eşit oldu. Doğru mu? Evet C noktasının apsisi tanjant alfa yani apsisi burası yapıyor demiştik. Kesinlikle doğru oldu. İşte bazen birim çemberde gösteremediğimiz açı olduğunda bu şekilde karşı komşu hikayesine bakaraktan yorum yapacaksın. B noktasının ordinatı. Şimdi gel bak 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 çok dikkatli dinle. B noktasının ordinatı bakacağım. B noktasının ordinatı dediği hocam şuradaki uzunluk soruluyor bana. Yani aslında buradaki uzunluk şurada uzunluk soruluyor. O zaman bana bu uzunluk soruluyorsa ben nereye bakacağım? Buradaki dik üçgene bakacağım. Buradaki dik üçgende açı var mı? Yok. Alfa yok. Dal alfa beta ya kardeşim. Tamamı 90 ya. Şuraya beta dersen beta 90 sıradaki sıradaki alfa oldu mu? Oldu. Heh. Şimdi bu dik üçgeni inceleyeceğim. Bu dik üçgende benden şurası isteniyor. A istenilsin. A diye sorayım buraya. Bak alfanın karşısı var. Komşusu var. Hipotenüsü yok. A alf şeyi kullanacağım. Açının karşı ve hipotenüsü aklıma geldi. O zaman ne diyeceğiz? Aklımıza yine tanjant gelir. Tanjant alfa eşittir. 1 bölü a değil midir? Evet. Yani buradan işler dışlar yaparsak a'yı yalnız bırakacağız. a 1 bölü tanjant alfaya eşit değil midir dostlar? Evet. Daha öncesinde bir önceki videoda söylemiştim. Hani tanjant alfa, alfa, alfa neye eşitti gençler? Tanjant alfa hocam sinüs bölü kosinüse eşitti. Kotanjant alfa neye eşitti? Kosinüs bölü sinüse eşitti. Birbirinin tersi değil mi? Evet. Yani 1 bölü tanjant alfa aslında neye eşittir? kotanjant alfaya eşittir. Ya da ne dersin? Bir bölü tanjant alfa yerine 1 bölü hani sin bölü kos yazarsın böyle. O ters yerip çarptığın zaman a da böylelikle kosinüs alfa bölü sinüs alfaya eşit olur. O da ne olur? Kotanjant alfa olur mu? Olur tabii ki. Yani ikincisi de doğru olmuş oldu. Üçüncüsüne bakıyorum. A noktasının napsi kosinüs alfadır. Şimdi A noktasının napsine bakacağım. Hocam A noktasının napsisi. Hop şöyle dik çizeceğim. Dik çizdiğimde buradaki napsi soruluyor bana. Şunun tamamının biri olduğunu biliyorum ben. Şuradaki apsis soruluyor bana. Bak, şimdi burayı yorumlayacağım. E ben burayı yorumlarken hocam beta 90'sa burası alfa mıdır? Evet, alfa'ya bakacağım. Buradaki bak birim çemberin merkez açısındaki şuradaki açı değil bak dikkat et. Burası alfa olmuş olsaydı hocam zaten direkt burası kosinüs alfa derdim değil mi? Ama alfamız burada. O zaman ben bu sefer şu siyah üçgende bakacağım. Siyah üçgende benden ne isteniyor? Şuraya n diyeyim istersen. N isteniliyor. E arkadaş burada ne var? Şu dik üçgende bu kenar zaten burası isteniyor benden. Tamam. Şu kenar yok. Bu kenar var. Burası bir birim. Bak. Açının karşısı var. Hipotenüsü var. Karşı ve hipotenüs deyince aklıma ne gelir? Hocam karşı bölü hipotenüs sinüs alfa gelir. Bazı sorularda birim çemberdeki merkez açılardan böyle alfa derece çıkmadığı sorularda bunu kullanacaksın. Karşı komşu işte hipotenüs hikayelerini kullanacaksın. Dik üçgene bakacaksın. Açının karşısı isteniyor. Hipotenüs var. Karşı hipotenüs. Akma sinüs geldi. Sinüs alfa eşittir. N bölü 1. Yani karşı bölü hipotenüsü kullanıyorum. O zaman N sinüs alfa eşit oldu. Ama buradaki N değeri bana kosinüs alfa demiş. Doğru mu? Yanlış. O zaman kesinlikle hangileri doğru olmuş oldu arkadaşlar? 1 ve 2 doğru olmuş oldu. Bak güzel bir şey öğrenmiş oldum. Yani illa birin çemberde gösteremediğimiz durumlar karşımıza çıkabiliyor. O yüzden otur durumlarda dik üçgene bakacaksın. Dik üçgenin hangi kenarı var? Karşısı mı? Komşusu mu? Karşı komşu varsa tanjant. Karşı ipa varsa sinüs. Komşu ipa varsa kosinüs aklına gelir. Aklına gelen başına gelsin diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz kardeşim. Tamam. Yalnız bunu sadece geometride diyorduk ama trigonometride aklına gelen başına gelsin. Hemi. Hadi bakalım. Hemi dedik aklıma Erzurum geldi. Erzurum'da çok kullanıyorlar. Buradan Erzurum'a selamlar. Bir 4 yıl orada görev yapmıştım. Evet örnek 22'de şöyle bir alfa derece var. Böyle bir alfa derece olduğu zaman o zaman buradaki nokta ne demek? Kosinüs alfaya sinüs alfa demek. Hocam buranın apsisi kosinüs alfadır. Buranın ordinatı da sinüs alfadır değil mi böyle? Evet. Yalnız buranın apsisi kosinüs alfaya bak nokta olarak kosinüs alfa. Hocam burası kosinüs alfa bu uzunluk ne olacak? Kosinüs alfa mı? Değil. Hep söylüyorum hep aynı örneği veriyorum. Mesela burası eksi 3 olsaydı uzunluk eksi 3 mi olacaktı? Hayır. Eksiyle çarpılmış olacak. Yani burası kosinüs alfa eksi tarafta olduğu için uzunluk olarak burası eksi kosinüs alfaya eşit. Hocam burası sinüs alfaysa ise a bu da aşağıda negatif bir sayı burası da. O zaman burası da uzunluk olarak nedir? Eksi sinüs alfaya eşittir. Yani şurası da eksi sinüs alfaya eşit oldu. Bana alfa cinsinden değeri taralı alan. Hocam taralı alan bir dik üçgen. Dik üçgenin kenarları lazım bana. Bir kenarı var. Diğer kenarı da şurası. E bunun tamamının birim çemberden dolayı bir birim olduğunu bilmiyor muyuz biz? Evet. Tamamı bir. Burası da eksi kosinüs alfa O zaman birden bunu çıkartacağım. Bak. Bir eksi kosinüs alfa hocam burası dema. Dema öyle. Niye? Birden eksi kosinüs alfayı çıkartacaksın. Çıkart bakayım birden eksi kosinüs alfayı. 1 eksi eksi kosinüs alfa yapmıyor mu? O da 1 artı kosinüs alfa yapmıyor mu? Ya dikkat et buraya. Burası 1 artı kosinüs alfa yaptı. Bak 1 artı kosinüs alfa ile eksi kosinüs alfayı toplarsan 1 çıkıyor zaten. Tamam. Bu tür işlemlerde de dikkat et kardeşim. Hadi ben çok hata yapıyorum ama sen yapma. E o zaman bu dik üçgenin alanı. Hocam alan dediğimiz şeyin en basit kısmı dik kenarlar çarpımının yarısı. 1 artı kosinüs alfa çarpı eksi kosinüs alfa bölü 2'ye mi eşittir? Evet. Eksiyi başa alacak olursak alan eksi çarpı 1 artı kosinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü pardon ya yüksekliğimiz sinüs alfa değil mi? Niye ben oraya şey yazdım? Eksi sinüs alfa. Eksi sinüs alfa olduğundan burası da eksiyi başa aldık sadece. Şöyle çarpım durumunda ya. E, sinüs alfa bölü 2'ye eşit olacaktır. İşte cevabımız bu çıktı dostlar. Ya bunları çözmek çok zevkli değil mi ya? Benim aşırı derecede hoşuma gidiyor ve her kalıp sorusu var. Ya mükemmelsin ya gerçekten mükemmelsin. Valla bu zamana kadar anlattığım en mükemmel trigonometri kampı diyebilirim sana. Çünkü her kalıp soruyu sana ulaştırıyorum. O yüzden çok şanslısın. Hadi bakayım işin iş. Bir de neden dolayı şanslısın? Ben aşırı zevk alarak anlatıyorum bunu. Bir de benim gibi anlatan iki kişi daha var. Bir SML bir de Mert Hoca var. Ama vallahi billahi ben aşırı zevk alıyorum. Her kalıp soruyu sana gösteriyorum. Yeni nesli eski nesli sınavda çıkabilecek soruları veya çıkmış soruların benzerleri ya da çıkabilecek sorular böyle hep böyle ne güzel bir şekilde çözüyoruz ya. Harika gidiyoruz bence. Bilmiyorum. Çok mutluyum ben şu anda. Vallahi oturup oynayacağım neredeyse. Neyse devam. Aşağıda ilk defa beni böyle göreceksiniz değil mi? <laughs> evet. Aşağıda o merkezde birim çember gösterilmiştir. Şu oynama için yalnız geometrinin son şeyinde de yapmıştım. Neyse. Ee, son videosunda da yapmıştım. Gelirseniz oraya göreceksiniz onu. Aşağıda o merkezde birim çember gösterilmiştir. Tam burası teğet noktası. Aslında bu sekantın ve kosekantın tanımı değil miydi? Evet. Ama benden alan isteniyor kardeşim. Mavi alanı da turuncu alanı da bulacağım. Ya birim çember diyor. Kardeşim şurası bir birim değil mi? Ya diyorsunuz ki hocam işte böyle soru çizilmiş. Hiç uzunluk yok. Ben bunu nasıl bulacağım? Kardeşim adam sana diyor birim çember. Uzunluk var aslında. Burası bir birim. Ya bir de Allah aşkına senden şunu rica ediyorum. Tamam mavi üçgenin alanını bulacağız. Bir de şu üçgenin alanını bulacağız da. Biz sadece ve sadece şuraya takılı kalıyoruz. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Lütfen yapmayın ya. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğunda dal alfa beta'ya ya. Sadece buradaki açıya göre diğer kenarların hepsini tayin etme. Dal alfa beta'ya alfa 90 burası beta'ysa tamamı 90 burası alfa olur. Alfa 90'sa burası da beta olur. Tamam ben alfaya göre işlem yapacağım. Evet alfa açısına göre işlem yapacağım. Bak şimdi ben mavi alanı bulmak istiyorsam neyi bulurum? Şunu A'yı bulmam lazım değil mi? A mavi üçgende bak mavi üçgende mavi üçgenin karşısı var komşusu var. Bak mavi üçgende alfaya bakacaksın ya yazacaksın ya o yüzden alfaya baktım. Bak, alfaya baktım. A karşı var A komşu var. Karşı komşu deyince aklına ne gelir? Harikasın. Tanjant geldi. Tanjant alfa eşittir 1 bölü A. Süpersin. O zaman A neye eşit oldu? 1 bölü tanjant alfaya eşit oldu. Hatta biraz önce de söylemiştik. Hani bu sin kos ya kos oluyor. Bu kotanjant alfaya eşit olmuyor mu? Evet. A kotanjant alfaya eşit oldu. Tamam. Yaz buraya kotanjant alfa diye. Gel bakayım şimdi bu sarı üçgene. Bu sarı üçgende de ben yine alfaya bakacağım. Hocam alfaya bakacağım ve benden B isteniyor. Çünkü bu üçgenin alanını. Bak B isteniyor diye sorulmamış. Bu üçgenin alanı isteniyor ya. Yani benim B'yi bulmam lazım. Bak alfaya baktım. Ana karşısı var komşusu var. Bak bir çünkü bu uzunluk burası bir. Hocam yine karşı komşu. Tanjant geldi aklıma. O zaman yine tanjant alfayı ben derim ki B bölü 1. B bölü 1. a buradan da B neye eşit oldu? Tanjant alfaya eşit oldu. Süper. B yerine de tanjant alfayı yaz. Gerisi kolay kardeşim. Turuncu alanın. Turuncu alan ne kardeşim? Tanjant alfa çarpı 1. Tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 değil mi? Evet. Mavi alanı oranı. Hocam mavi alanda ne yapıyor? 1 çarpı kotanjant alfa bölü 2 değil mi? 1 çarpı kotanjant alfa bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler nanay mı? Nanay. Yani ne oldu cevabımız? Tanjant alfa bölü kotanjant alfa oldu arkadaşlar. Ya bu 1 bölü tanjant alfa'ya eşittir. Ters çevirip çarptığınız zaman da tan kare alfa eşittir diyebilirsin. Aklına gelmedi be. Zorlama. Sin bölü kos değil mi kardeşim bu? Evet. Bölü. Bu da kos bölü sin değil mi kardeşim? Evet. Sin bölü kos ile ters çevirip çarp. Kos bölü ee, bu da cos bölü Bir daha ters çevir çarptığınız zaman sin bölü cos yaptı burası. A sin kare bölü cos kare yaptı bu. Hocam sin bölü cos'un karesi değil midir bu? Aynen öyle. O zaman bu da tanjant kare alfaya eşittir kardeşim. Bu kadar basit. Tamam örnek 23'ü bu bulduk. Güzel soru. Sınavda çıkmaya aday soru ve benzerlerini lacivertlerini bak biz burada mavisini sormuşuz. Aynı şeyin lacivertini ÖSYM'e sordu kardeşim. Haberin olsun. Tamam. Haydi bakalım. Şu sorudayız. Örnek 24. Yukarıda verilen birim çemberde A noktasından E noktasına eksenlere paralel. Hocam eksenlere paralelse, şunu da şu paralelse bir kere burası 90. Ee, zaten burası da 90. E bununla bu paralelse burası da 90. E, bununla bu paralelse e, zaten burası da ne oluyor arkadaşım? 90 derece oluyor. Şöyle Şöyle Z'den dolayı burası 90 oluyor. Şunda şu paralelse Z'den dolayı burası da 90 oluyor. Hatta burada da bir dikdörtgen çıkıyor. Süpersin. Hadi bakalım devam. Burada birim çemberden dolayı bir birim. Birim çemberden dolayı bir birim olduğunu biliyoruz. Şimdi gençler. Ee, ne, ne lazım? Gittiği yollar lazım bana. Hocam şuradaki değer lazım. Ya birim çemberden şöyle merkez açıdan çıkan bir açı var ama. Böyle bu açı aslında böyle değil. Böyle geldiği zaman alfaya göre. Burası kosinüs alfa sinüs alfa yazıyorduk değil mi? Peki bana bu uzunluk lazım ya. Normalde direkt bir kalıp olarak ezberleyebilirsin aslında. Şöyle bir şey göstereyim ben sana. Bak 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 bak. Şöyle birim çemberde bir birim burası ya. Burası da alfayken alfanın hipotenüsü birken alfanın karşısı direkt sinüstür kardeşim. Bak alfanın hipotenüsü birken alfanın karşısı sinüstür. Zaten bu tanım gereği öyle. Kosinüsü de komşusu da kosinüstür. Bak hipotenüsü birken alfanın karşısı sinüstür. Burası da kosinüstür kardeşim. Bu şekilde yapabilirsin. Bak bunu özellik olarak da algılayabilirsin ya da ya hocam benim kafa basmaz böyle şeylere. Özellik olarak bilsem de benim kafa basmadığı için bilmiyorum hatırlamıyorum. Ne yapacağım o zaman? O zaman şunu yapacağım. Sen bu uzunluğu arıyorsan buraya A de. Ve A hocam alfanın karşısı var iposu var. Karşı ipo aklına ne geldi sinüs. Hocam sinüs alfa A bölü 1. Aa, A A sinüs alfa eşit oldu. Süper. E ee, şuraya da o zaman B dersin. Hocam o zaman alfaya B ve 1'e bakacak olursam. Kosünüs alfa B bölü birden. Burası da kosinüs alfa mı oldu? Evet. Şimdi artık şu kalıp üzerinden gideyim. Ama çok sıkışırsan hepsini onu uygula. Alfanın hipotenüsü 1 olduğunda direkt karşısı sinüs alfadır. Ko Komşuda kosinüs alfadır. Tamam. Unutma bunu. Şuraya geldim. Alfaysa yöndeşlikten burası da alfa değil mi kardeşim? Evet. Alfa 90 burası beta. Hatta burası da alfa değil midir yöndeşlikten? Aynen öyle. Hocam şurayı bulacağım. Bak. Hipotenüsü 1 ise hocam karşısı sinüs alfadır komşusu kosinüs alfadır. E hocam burayı ne yapacağız biz şimdi? Dikkat dikkat. Şurada bir dikdörtgen yok mu? Var. E hocam bunun tamamı birdi. Sinüs alfası da buradaysa buraya bir eksi sinüs alfa kaldı. E o zaman burası da bir eksi sinüs alfa yaptı. Şimdi benden mavi yolun uzunluğu isteniyor. Arkadaş şu 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 topla gitsin. Bir eksi sinüs alfa artı sıradaki kosinüs alfa değil mi mavi uzunlukta? Artı sinüs alfa kosinüs alfa sinüs alfa. Sinüs alfa artı kosinüs alfa artı sinüs alfa isteniyor bizden. Sin alfalardan birer tanesi nanay oldu. İki tane kosinüs alfa var. İki kosinüs alfayı yazdım. Ondan sonra iki kosinüs alfanın yanında bir tane sinüs alfa var. Bir de artı ne var? Bir var. Evet cevabımız iki kosinüs alfa artı sinüs alfa artı bir yaptı dostlar. Ve geldik sanırım son soruya. Bakıyorum evet son sorudayız. Şimdi şöyle bir şey demişim. E A virgül B. Arkadaş alfa derecelikte şöyle baktığım zaman bak burası alfa ya. Alfa derecelikte hocam buradaki nokta direkt kosinüs alfaya sinüs alfa değil midir? Aynen öyle. E, tamam. Tamam ama bu C dediğimiz kosinüs alfa değil. Alfa böyle olsaydı kosinüs alfa olurdu. Kosinüs alfa olmayan yerlerde ne yapıyoruz? Dik üçgen. Dik üçgen dik üçgen. Hocam şuradan böyle bir dik üçgen oluşturuyorum. Bak Şurası 1. Bir. Biraz önce dedim. Hipotenüsü 1 olan dik üçgenlerde. Bak hipotenüsü 1 olan dik üçgen değil mi bu? Evet. Hipotenüsü 1 olan dik üçgenlerde. Direkt buradaki uzunluk karşısındaki uzunluk sinüs alfa eşit değil midir? Aynen öyle. Burası sinüs alfadır. Burası da kosinüs alfa mıdır? Evet. Yalnız ve yalnız. Yalnız ve yalnız. Tamam. Buraları uzunluk olarak sinüs alfa. Burası da uzunluk olarak sinüs, sinüs alfa. Burası da uzunluk olarak kosinüs alfa. O zaman buradaki noktanın apsi şöyle geldiğin zaman hocam sinüs alfa birim solda. Yani C noktası eksi sinüs alfa yapar. D noktası da şurası ordinatı kosinüs alfa birim aşağıda eksi kosinüs alfa mı yapar? Evet. Şimdi bana diyor ki A artı B artı C artı D toplama. Kardeş topla bakayım. A kosinüs alfa artı B sinüs alfa artı C dediğimiz bu eksi sinüs alfa eksi sinüs alfa artı D dediğimizde eksi kosinüs alfa. Topladın gitti. Ne yaptı bunlar? Sıfır yaptı. Bu doğru mu? Yanlış oldu o zaman. Geldi öbürüne. A eksi D demiş. A'ya bakıyorum. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa. Eksi D. D dediğimizde arkadaşlar eksi kosinüs alfa diye mi? Evet. Bu da eksi eksi çarpma artı yaptı. Kosinüs alfa artı kosinüs alfa oldu. O da 2 kosinüs alfaya eşit oldu. O, o zaman ikincisi doğru. B eksi C demiş. B dediğimiz sinüs alfa diye mi? Evet. Sinüs alfa eksi c dediğimiz eksi sinüs alfa. Bak sen eksi leksin çarpma artı sinüs alfa artı sinüs alfa oldu. Bu da 2 sinüs alfa oldu. Yani bu da doğru oldu. B eksi c de 2 sinüs alfa eşit oldu. Evet bazen birim çemberde böyle açıyla belirtilmemişse buradaki nokta. Oradaki açıya göre şey yapıyoruz. Hocam burası şey olsaydı hani biraz önce dedim. Hani alfalı bir dik üçgende hipotenüs 1 ise direkt karşısı sinüstür. Komşusu da kosinüstür dedim. Aklına gelmezse buraya A dersin. Hocam alfanın karşısı var hiposu var. Karşı bölü hipo. A bölü 1 sinüs alfaya eşit dersen de yine sen buradaki sonuca ulaşırdın. Tamam. Hani kafanın basmadığı durumlarda bunu da yaparsın. Evet böylelikle örnek 25'i de bulmuş bulunuyoruz. Ve harika harika. Vallahi billahi harika bir dersti gençler. Yani bu zamana kadar sadece bu video için söylemiyorum bu zamana kadar baya bir yani yok yok ya gerçekten şu kitapta yok yok ya çok şanslısınız ya. Vallahi bilmiyorum ama neyse ya çok konuşmayacağım. Zaten ders anlatmaya devam ettikçe bunları da göreceksiniz kardeşim. Evet ben böylelikle ikinci günü bitirmiş bulunuyorum. O zaman bir sonraki videoda üçüncü günde üçüncü günde de böyle işaretler ve dik üçgendeki trigonometrik oranlardan falan bahsedeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.